Ali Aga şimdi kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? 1938 doğumlu. Kaç yaşındasın? 81. Askerliğini nerede yaptın? Ee, Ankara'da, acemi Ankara. Ha, bize bir askerlik anlarını anlatır mısın? Askeri gidişin nasıl As oldu? Askeri gidişim, sabah bir de 9'da bindik. Ertesi gün saat 8 8.30'da buçukta trenden indik. Nihayet oradan Etemiz, şey, Yılçı'ya girdik. İstasyona, İstasyonlar bizi inzibatlar aldı. E, götürdü Etemiz'i de güvercinle. Güvercinlikten indik, etemizde girdik. Neyse inzibatlar bizi karşıladı. Bize çay sürediler çay ocağında, nizamiyede tabii. Ondan sonra biz gittik, Amama bayana götürdüler bizi. Elbiselerimizi giydirdiler. Bir gece gittik, misafir olarak yerlerimiz belli olmadı. Birinci temel tabur, taburu karşıda. Orada misafir kaldık. Orada bir ilan çavuş vardı, öldü, derziydi. Bizim elbiselerimizi sabahla yaptı. Nurettin var buradan. Şimdi Fethiye'den hasta. O da beraber benim arkadaşım. Almanca o Almanya'ya gitti. Mü? Burası Çukurköy'lü. Şu kahvenin arkasında hemen evleri. Nahiyette biz orada kaldık. O şoför adayı olarak Erzurum'a gitti 45 günde. Yemin merasiminden sonra. Ben iki ay okutma taburunda kaldım. İki ay temel taburunda kaldım karşıda. Ondan sonra geçtim beri. Şeye, İtisasa. İtisasa da iki ay. Tümü 6 ay. Kaç yaşında gittin askere? Askere ben 22 yaşında gittim. Kaç yılındaydı? E, şeyde, hmm. 7. ay 23'ünde. Zincirin 23'üne gittin. Yıl, Yıl olarak kaç yılıydı? Hangi yıldı? Yıl olarak şimdi... Neyse 22 yaşında gittim. 22 yaşında gittim. Yıl olarak şimdi bilemeyeceğim. Tamam, tamam. Yalnız ben iki yaş ufak yazılıyım. Arkadaşlarım hepsi öldü 38'ler. Ben varım ben 40'larla gittim. İki yaş babam beni ufak yazdırdı. Yedi kardeşimiz. Okur yazarlığımız yok. Okutmadı. Bir tanemiz okudu. O da şoförlükten emekli. Çocuklar da şoför tırlarda çalışıyor. Ben kendim okula gitmediğim için bilgim yerindedir. Her zaman her şeyi anlatırdım. Ders vardı her gece. Tang'ın tesisini konuştu, konuşması vardı, Tecrübe 508, Tecrübe 528, bunları bana… Okuma yazma öğrendin mi? O... Ok, okuma yazma, inşaata da gittik, karavana'ya gittik. İki ay içinde bir şey öğrenemedim. Ama kendimi ezbere vurdum, bölümün birincisiydim. Evet. De burada da anlatıyorum ya ben, hı hı. orduyu, Tugay'ı, neyin ne olduğunu, nereden de geldiğini, Künye'mi anlatıyorum. Tamam. Şimdi yani askerdeki anılarını anlat bakalım. O şimdi ka, e, katıldıktan sonra? <laughs> katıldıktan sonra bir arkadaşım geldi bizi altı ay sonra aldı. Eski köy var şurada, uzun köprünün. Götürdü. Neresin sen dedi. Dedim abi sana çukur cool günden. Sen neredesin? Ben de eski günden. İsmet Çavuş'u hala sağ ama patriklere geliyor. Geni şişman. Dedi ben dedi şimdi senin tam taburu kesik köprü tam taburuna götüreceğim. Nuri'nin yanına getirmeyeceğim. Köylünün yanına. köylü senden evvel geldi ya. Şoför adayı olarak dedi oraya götüreceğim dedi. İkinci bölgeye düşersen dedi 18 tane tank çavuşu var dedi. Tank şoförü var dedi. Gittim arkadaşlar orada buldum. İşi devam ettirdik. Beni sevdiler. Ekmeğimi kaçırma ben. Yememi tankçı oldum. Tankta da doldurucuydum. Tesis güvüz komutan kutuna kadar. Komutan derdi Asubay, Doldurucu doldurucunu yaptın mı? Yaptım komutanım. Üç yerden atışlama var. Çek derdi. Merminin namlının e, üçte birini iterdim bile. Namlu var içeride. Evet. İterdim alırdı. Aldıktan sonra tetiğe dokunurdum. Mermiye de da telemetrodan veya teleskoptan veya boyun dürbününden bakardım. diye vurduğu yere hedefe vurdum. Bezinle bezin bir tonla atıyoruz. Büyük de manevra yaptık. Sonra günümüz doldu. Sabahla kuşun arkasına isim olduk. Komutanım dedik Tarık Kiper Sivaslı. Dedik bizim günümüz doldu. Beş tane çavuş, e, dört tane yer. Dokuz kişiyiz. Dedi gidemiyorsunuz dedi. Aldı bize tarımnameyi, askeri tarımnameyi okudu. Üçüncü ordu dedi, dördüncü Zulu Tugay'ın, dördüncü tank taburunun yapmış olduğu atış muvaffak olmuştur. Bir daha yapılmasını istiyoruz. Hatasız belasız olmuş. karşı kolunu kaptırmış kamaya kolu gitmiş. Karka subay mıydı neydi? Biz bunu bir daha yapılmasını istiyoruz. O zaman benim 15 yandı. Bu Nurit'in de benden 15 gün evvel geldi. Rahmetli babam sormuş, Nurit'in siz çok yakınsınız birbirimize. Bakışlar köyü kadar. Göremedin mi Ali'yi? Onlar demiş bir atış yaptılar ama gününe gününe yaptılar. İkinciye gene çıktılar. Zırhlı Birlikler Komutanı bir daha atış verdi onlara. Nait onlar bir daha kaldılar. 15 gün sonra gelecek o. 15 gün izinim bitti. 15 gün, gün fazla değil izini yaktı. 15 izinim vardı ya evvel Ama köylüm Tugay'da olduğu için evvel geldim. Tugay'ı da bilirsen tabi taburda. Ben tank taburunda o Tugay'da. O tankçılıktan bir şey anlamaz. İnzibat'tı da o. Daha tabi tabanca. Böyle çarşıda gezerdi. Bazı İnzibat Tugay'ın nebet yerlerini gezdirirdi devreye çıkardı. Ama ben kendimsem tankta er gece alırım. Bugün kendi kendimize röportaj yaptık ki dedik bu tank 50 ton ağırlığında M47 tankları. Dedik yüzbaşı ki top sahasına çıkardı. Bunu dedi bak iyi olmayacak dedi. Kakalımız durursun dedi. Biz kasıldık. Ama daha önce biz kendimiz yaptık o şeyini. Dedi biz kasıldık üç kişi. Dedi neden siz dedi kakma gitmiyorsunuz dedi. Komutanım dedim parçalasak dedim. Bu taburun dedim askerine dedim birer parça düşmez dedim. Ama dedim bir tırtılı araç dedim, zığlı araç, 50 ton ağırlığında, kakılır mı dedim. Tamam dedi, siz haklısınız, olduğunuz yerde kalın dedi. Gayet da öyle devam ettirdim, devamlı öyle devam ettirdim. Bir gün geldi, 7 can 23'ünde, geçti 15 yüzünüm de, 15 gün sana gene geldim. Ama Nuri'tim ben herifler geldi. Yani askerlik olaylarım bu. Tankçı olarak neler yaptın onlara anlatır mısın? Tankçı olarak neler, yaptın, neler, tankçı olarak, neler biliyorsun? Tankla ilgili neler biliyorsun? Tankla ilgili, Tankla ilgili... Şu an savaş çıksa bir tankı kullanabilir misin? şoföre değilim, doldurucusuyum, doldurucu olarak yani açarım burada şeyler var dikili mermiler böyle takılı kelepçeler altında da 70 tane mermi var. Yangın mermisi yangın binalarına karşı, zığlı mermisi zığlıya karşı bunu devamlı kullandım. Dudak mikrofonumuz var, kulaklıklarımız var, burada güveç komuta kutu var basıyoruz, fişi koyuyoruz telsiz bu kadar, 8.508 telsizi. Komutanın tangı Üstemen, Şevket Kayran, Ankaralıydı. Onunkinde bir almaz, bir göndermez. Secre 508 olmuyor. Secre 528 oluyor. Bizimkiler 508. O takım komutanı ya. Cevket Kayran çok iyiydi. Senin kız gibi kızı vardı, öyle çocuklar vardı. Sepertasına yemek götürüyordum. Kendimiz meradaydık. Ee, bir meradaydı öyle. Çarşı şehir yok. Orada bir askeriye kantini var. O kantinci de zarar etti yaz zevciden. Attılar hanımlar. Mesela asubayların hanımları, üstü falan şu mu? Ben, ben bir Şevket Kayra'nın evine yemek götürdüm. Tabir ottan alıp götürdüm. beni verdi. Kireç alıyordum. Kireç çukurundan. Gidip pazar gününün evini badana yapıyorduk. İsmail Dikeroğlu vardı Ankara'lı o da. Onbaşıydı o. Ben erdim tabi. Okul yazı alım olmadığından. Etemiz başladın Tamşı'da. Etemiz Kıt'ta Orada bitirdin aslında. Orada bitirdim. Kaç Orada bitirdim. Orada bitirdim. ay yaptın askerlik? Ben askerliğin tümü 24 ay. Hı. Bir ay izine geldim. Evet. Ekim ayında. Ondan sonra gittim. Demek 23 ay askerlik yaptım. Güne Günü güne 23 ay yaptım. Güne Günü güne 23 ay yaptım. Askerlik şeylerim, olacağım bunlar yani. Bunları yaptım. Daha başka bir şey yok. Yalnız bilgim yerindedir. Derste ben kazanıyordum. Uyum uyudum derste. Asubaylar önde. Çavuşlar bizim önümüzde. Bize ne arka değerler. Sonra soldan ben kalkıyordum. Ben anlatacağım komutanım derdim. Töbile sana anlattım gibi anlatırdım. Tamam sen otur Uyumamışım derdi bana. Diğer okuma yazma bilenlerle kıyaslayınca senin kadar bilen var mıydı? Ha, okuma yazma bilenler benim kadar bilemiyor. Askeri tarihnameyi okuyun derdim. Ondan sonra bana cevap verin derdim ben onlara. Bana. bana kızarlardı ben çok bileyim diye. Tahsiliz mi? Dediler okur yazarlı yok ezberci bu. Ezberlemiş dediler. Ben bunu kahvede de anlatayım ya. Evet. de anlatayım. Diler o bilgisi yerinde okur yazarlık olmadığından o bilgiyi. Kafaya koymuşum genç de belli işte kuvvetli. Hepsini anlatıyorum. An tankla ilgili bildiğiniz şeyleri, değerleri anlatsana bakayım. Tankın özelliklerini. Tankın özellikleri, tank taburdan çıktığı zaman Maravura'dan şeye gidiyor, uçurum bölgelerine gidiyor, böyle bir her yere dağılıyor. Ondan sonra dağıldıktan sonra, orada nebet tutuyoruz biz, ee, emir verildi mi, başlıyoruz biz be, be, önümüzde karşımızda bir şey karşımızda bir asilimiz varmış gibi, lambuzla batıyoruz. Bana komutan zata diyor, ne yaparsan onu doldur, dolduruyorum. Çek tetiği çekiyorum, bas göğüs kumutasına basıyorum. Tankın motorunun özelliklerini hatırlıyor musun? E tankın motorun üzerine M47 tankı, tankı ağırlık ağır. ağırlık ağırlık gücü 50 ton. 50 ton. ton evet. 47'ler. Var mı onlar gene şimdi acaba? Sonra 48'ler çıktı. Amerika'dan Hı. alındı bunlar. Ama şimdi ise bizde var. Buzdoku çıktı. Bizimkileri benzinlikti. Bir arayalım buradan Edirne gibi gidik 3 bidon benzin. Koyardık buraya benzini, yuvarlıyorduk benzinlik tel ağıyla bile sarılı. Sırt pompa var çamurun üstünde, çamurluyum. ben açarım. Bir iskonsi motor var. Oradan takviye yapar şöber. Şöberin işi ayrı. Az subay emir verir. Dört asker, biri doldurucu, biri şöber, biri alt nişancı. Hepsi dört kişi oluyor. Bir daha subay olursa içinde beş kişi. Beş kişi olmaz da tank yerinden kalkmıyor. Çalıştırdım tankı o ben açayım pantulları, Benzin akıdayım. Oradan o şarj yapıyor. Çalıştı mı ben filamayı çekeyim. Dikeyim tankın üstüne, ulen üstüne. Demek tank çalışmış. Çalışma diye çekemezsin ki. Ondan sonra alttan kurtarıcı kapaklarını açıyorum, temizlik yapıyorum, süpürüyorum falan. Akilleri siliyorum. Pandulları açıyorum. Yani şüpheliğin haricinde hepsini biliyorum. Bir şüpheliğini bilmiyorum. Ne diye sonu bana yapıyorum komutan. As subayım Süleyman Aksu, İzmirliydi. Üç fırpırlıydı. Ama çok düverdi ama beni düğmezdi. Sen bilgili adamsın, yavaş adamsın, ağır adamsın. Şımarık adam değilsin derdi. Bana bir şey demez. Ama diğerlerini çalardı tokadı. İzmirliydi Süleyman Aksu. Aksu geliyor derler mi kolduğu takıya ne bir suay olduğu gece geliyor derdim. Siz düşünün derdim. Benim komutanım derdim bana bir şey demez derdim. Çünkü ben görevi yapayım derdim. Yani öylesine askeri bitirdik, aldık kendimizi geldik sağ salim. O gün bugün yaşıyoruz. 81 oldum. Yani dünyadan da daha bir şey anlayamadım. İyiyim, evet. asla değilim. Abi bari oluyor da ama benim akranlarım öldü 38'ler.